sohbetimiz başladı. Şimdi tabii TAS Haber Ajansı'nın bir haberi yayınlandı ve bu haberde KKTC ile ilgili dikkat çekici bir ayrıntı var. Rusya'nın bir ofis açacağı, burada bazı işleri yürüteceği yönünde zaten bir sene öncesinde de bu tarz haberler çıkmıştı. Şimdi bunun nasıl bir olumlu yansıması olur? Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması çok önemli bu aşamada. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2022'de zaten bu kararını açıklamıştı. Aslında o kararında tam Türkçe çevirisini yaptığımız vakit bunun irtibat bürosu mu, konsolosluk bürosu mu olacağı o günlerde çok belli değildi. Fakat günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nin Finlandiya'ya stratejik silah satması, Boğazları abluka altına alıp Yunanistan'a ait adalara yerleşip Boğazları abluka altına alacağını söylemesi, Karadeniz'de güç gösterisi yapmaya çalışması, tabii Montreux Anlaşması buna izin vermiyor. Bunu da söylemek lazım. Bunlar Vladimir Putin, Başkan Putin tam böyle siyasi bir ortam bekliyordu bu kararını daha netleştirmek ve uygulamaya koymak için. Sanırım bu geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'nin bu adımları Başkan Putin'e bu ortamı sağladı. Tabii bu ortamı sağlarken burada en önemli konu Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikadaki başarılı olması. Son derece başarılı bölgesel bir güç, hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa Birliği'nin bu konuda çekinceleri var. Geçen hafta Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı'nın açıklaması, yani biz Türkiye'ye yaptırım uygulayamayız. Yunanistan'ın ve Rum tarafının talebiydi bu. Uygulayamayız çünkü Türkiye Cumhuriyeti bizim stratejik ortağımız. Onsuz biz bir yere gidemeyiz şeklinde çok çok dikkat çekici bir açıklaması vardı. Bu nedenle Dilek Hanım, bu konsolosluk konusunu TAS'ın tekrar gündeme getirmesi, ortamın çok uygun olduğunu, Türkiye-Rusya ilişkilerinin çok iyi bir düzeye çıktığını, ki bu tahıl koridoru anlaşmasında da bunu görebiliyorum ben. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nin açıklaması, bu ortamın çok uygun olduğunu, Türkiye'nin bölgede çok güçlü olduğunu ve Türkiye'nin artık bölgede siyasi bir aktör olduğu, yani bir figüran değil, bir aktör, konulara karar veren, stratejiyi belirleyen bir ülke olduğu için Rusya artık çekinmeden, korkmadan KKTC konusunda adım atmaya başladı. Zaten Yunanistan'a ve Kıbrıs Rum tarafına, ki her üçü de Ortodoksturlar ve kendilerinin yıllardan 60'lara kadar inen bir dostlukları, bir birlikleri var. Bu yüzden de Rusya Avrupa Birliği kurallarına uyduğu için Yunanistan'a ve Kıbrıs Rum tarafına kırgın. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rum tarafına ambargo uygulamasını kaldırması, ortak stratejik askeri harekatlar tatbikatlar yapması desem daha doğru olacak, yapması Rusya'yı artık son derece gücendirmiş durumda. Çünkü Avrupa Birliği'nin baskısıyla da Rum oligarkların paraları Kıbrıs Rum tarafında el konulmaya başladı, takip altına alınmaya başladı. Bu da Rusya'yı çok rahatsız ediyor. Bunlara ilaveten Rusya'dan KKTC'ye gelip yerleşen insanların sayısı 30 bini geçmiş durumda. Bu nedenle de Rusya'nın KKTC'de konsolosluk açma fikri son derece doğal, son derece normal. Bütün bunları bir resmin içine yerleştirip baktığımız vakit Sayın Başkan Putin çok doğru bir adım atıyor ve Türkiye'yi, KKTC'yi yanına çekiyor. Büyük bir olasılıkla bunun arkasından Rusya'nın etkili olduğu Türk devletlerinin KKTC ile ilişkilerinin artacağını, uçuşların başlayabileceğini ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir sonraki toplantısına da
KKTC'nin kendi bayrağıyla katılacağının mesajlarını bana veriyor Dilek Hanım. İleride bir tanınma da olabilir mi peki? Zaten tanınma süreci artık başladı. Türkiye Cumhuriyeti bu konuya büyük bir ağırlık veriyor. KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki varlığı Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'de ve Adalar Denizi'nde rahat nefes almasını sağlıyor. Bu yüzden artık KKTC'nin tanınma sürecini de Erdoğan Bey son iki yıldır BM'de yaptığı konuşmalarda vurgulamaya, öne çıkarmaya başladı. Özellikle de geçen hafta gördük Malezya'nın Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan Bey'in Malezya Başbakanı ile görüşmesinden sonra Malezya'nın KKTC'de bir temsilcilik, bir irtibat bürosu, ticari büro açma kararı ve KKTC'nin de buna karşılık Malezya'da açma düşüncesi çok çok önemli bir gelişme. Rumları çok tedirgin etti, bu Yunanlıları ve Rumları. Tanınma başlamıştır, tanınma süreci başlamıştır diyebilirim rahatlıkla. Efendim çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz, vurgulamak istediğiniz bir şey varsa buyurunuz. İyi yayınlar diliyorum. Kıbrıs'a gösterdiğiniz, KKTC'mize gösterdiğiniz ilgi için de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Biz teşekkür ederiz efendim. Zaman ayırdınız, çok sağ olunuz. Hemen bir saniye kaydı durduracağım.